Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarnının XXL ipiyle hazırladığım hazır ahşap tabanlı sunum tepsimizin yapımını tarif edeceğim. Rengiyle, modeliyle içmesinden çok güzel bir proje oldu. Bakın şöyle bardak altlığını yakından göstermek istiyorum. Modeli, kalitesi o kadar güzel ki bayıldım. Bakın arka kısmı da bu şekilde. Bütün detaylarını video içerisinde adım adım sizlerle paylaşmaya çalıştım. Örgüye ilk kez başlayanlar bile bu tarz bir ürünü çok rahatlıkla çalışabilirler. Bütün detaylarını video içerisinde bulabilirsiniz. Detaylı tarifimize geçelim. Sunum tepsim için kullanacağım malzemelerim hazır ahşap takımım var. 4 adet bardak altlığı var, 1 adet tepsisi var. Tepsisinin çapı 30 santim, bardak altlığının çapı 10 santim. Ben bunu Nisa Yun Hobi Market'ten temin ettim. Instagram hesaplarını videonun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Aşağıdan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Kalitesine bayıldım. Buralardan bakın bu deliklere battığımız zaman renk çıkmıyor. İpe hiçbir şekilde renk geçmiyor. Bunu da söylemekte fayda var. Ve spagetti yarının XXL ipini kullanacağım. Pen yiyip yerine alternatif ip arıyorsanız bu ipi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şöyle ipin içeriğine de bakalım. Karışımı %80 pamuk, %20 polyester, 250 gram ağırlığında, 65 metre uzunluğunda. Ben bu ipin dokusuna bayılıyorum. O kadar güzel oluyor ki şimdi zaten ördüğümüzde göreceksiniz. Ve 2 adet tığ kullanacağız. Biri 4 milim, ilmek çıkarmak için 4 milim tığ kullanacağım. Örmek için de 6 milim tığ kullanacağım. Spagetti yarnın XXL ipini aldım. Şöyle ipimizin dokusunu yakından göstermek istiyorum. Bakın örgülü güzel bir dokusu var. Başlangıçta tığ numaram 4 milim olacak. Ben tepsim için saks mavisi rengini kullanacağım ama şöyle bakın beyaz renk de burada. Beyaz renk de kullanılabilir. Oldukça ferah güzel bir görüntü olacaktır. Ya da içerisindeki kırmızıdan da kullanabilirsiniz. Ya da farklı tonlarda da ipler kullanabilirsiniz. Uyumlu olacağını düşündüğünüz tamamen zevkinize kalmış. Şimdi burada şöyle desenli kısım bize bakacak şekilde tepsimizi alıyoruz. Herhangi bir boşluktan başlayabilirsiniz. Ben tığımla bu şekilde batıyorum. İpimi tığımın ucuna alarak battığım boşluktan ilmek çıkarıyorum. Biraz da kısa ip bırakıyorum ki arkada gizleyeceğim. İlmeğimi çıkardıktan sonra bir zincirle başlangıç yapıyorum. Bir sonraki boşluğa bir tane sık iğne örüyorum. İlmek çıkardım. Şimdi iki ilmeğim var. Doladım. Sık iğne örüyorum. Bir sonraki boşluğa iki tane sık iğne öreceğiz. Hemen örelim. Kısa ipi de gizliyoruz. Birinci sık iğne. Tekrar aynı boşluğa batarak ikinci sık iğneyi örüyoruz. Yani çift batmış oluyoruz. Aynı boşluğa iki tane sık iğne ördüğümüz zaman bize çift vermiş oluyor. Bu şekilde çiftimizi ördük. Bir sonrakine tek öreceğiz. Yani bir tane sık iğne. Yine bir sonrakine bir tane sık iğne öreceğiz. Bir sonraki boşluğa. Bakın bir tek bir çift ile başladık. Şimdi iki tek bir çift yapacağız. Yani aynı boşluğa iki tane sık iğne öreceğiz. Bir, aynı boşluğa ikinci sık iğne. Bakın bir tek bir çift ile başladık. Bundan sonra artık iki tek bir çift, iki tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz. Hemen iki tekimizi yapalım. Bir, bir sonrakine ikinci tek, iki tane yan yana sık iğnemiz var. Şimdi bir sonrakine çift örüyoruz. Aynı boşluğa iki tane sık iğne örüyoruz. Şimdi bakın bu şekilde umarım rengi koyu olduğu için anlaşılıyordur inşallah. Şimdi burada bir tek bir çift ile başladık. İki tek bir çift, iki tek bir çift şeklinde devam ederek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Burada son çiftimizi ördük. Burada bir zincir bir tekle başlamıştık. Şimdi zincirin olduğu noktaya tekrar batıyoruz. Bu noktadan ilmek çıkarıyoruz. Ve bu noktaya bir tane sık iğne örüyoruz. Bakın zincirin üst kısmında bir tane sık iğne olmuş oluyor. İlmeğimizi gevşetiyoruz. Artık 6 milim olan tığımızı alıyoruz. Burada sıradaki gelen, bakın zincirden sonra gelen ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batarak ilmek çıkarıyoruz ve diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bir sonraki ilmeğe tekrar batıyoruz. Bu noktadan ilmek çıkardık. Çıkardığımız ilmeği diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bir sonraki sık iğneye batarak tekrar ilmek çıkarıyoruz ve diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz.
Bu şekilde kaydırmalar yaparak iç sürme yapacağız. Bakın görmüş olduğunuz gibi tamamını bir kez batarak bu şekilde kaydırma yaparak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Buradaki son sık iğnemizin de tepe boşluğuna batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Burada ilk başladığımız kaydırma noktası var. Son sık iğneden tek ördüğümüz sık iğneden sonra ilk ördüğümüz kaydırma noktasının tam ortasına batıyoruz. Ve bakın arkadan bu şekilde çıkacak. Yine diğer noktalarda olduğu gibi tam ortasına battık. Kaydırma noktasının arka kısmından çıkardık. Bu noktadan da ilmeğimizi çıkarıyoruz ve kaydırma yapıyoruz. Bakın bu şekilde bütünlük sağlanıyor. Şimdi bu noktada bir zincir çekiyoruz ve örgümüzü bakın bu şekilde çeviriyoruz kendimize. Artık duvar kısmını örmeye başlayacağız. Burada zinciri bırakıyoruz. Kaydırma noktasının olduğu başak şeklinde duran noktaya batıyoruz. İlmek çıkardık. Sık iğne örüyoruz. Bakın alt kısımda başak başak duracak noktaya değil. Şöyle farklı bir tığ ile gösterelim. Kaydırma yaptığımız noktaları batacağız bakın. Bu şekilde. Bu noktalara batarak her birine bir tane sık iğne örüp duvarımızın ilk sırasını tamamlayacağız. Şimdi kaydırma noktalarına batarak sık iğne örüyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Son kaydırma boşluğuna da batarak bir tane sık iğnemizi örüyoruz. Sık iğneyi ördükten sonra ilmeğimizi yeteri kadar esnettik. İlk sık iğnenin değil, ikinci sık iğnenin tepe boşluğunu arkadan öne doğru batarak buradaki bıraktığımız ilmeği buradan tığımızı alarak arka kısma doğru geçiriyoruz. Arka kısımda burada ilmeğimiz bekliyor. Bir önceki sık iğnenin tam orta kısmına batıyoruz. Tığımızla bakın şöyle de daha detaylı gösterelim. V şeklinde duran sık iğnenin tam orta kısmına tığımızla batıyoruz. Bıraktığımız ilmek burada bekliyor. Arka kısımda ipimizle buradan bir ilmek çıkarıyoruz. Yeteri kadar ilmeğimizi uzattık. Sonrasında arka kısımda bekleyen ilmeği tığımıza alıyoruz. Burada şimdi biri önde biri arkada olmak üzere iki tane ilmeğimiz oldu. Tığımızın başına doladık. Bu iki ilmeğin içerisinden geçirerek ilk sık iğnemizi bu şekilde örmüş olduk. Şimdi bakın bu hiçbir şekilde belli olmayacak. Başlama ve birleştirme noktası. İkinci sıramızın ilk sık iğnesi. Şimdi ikinci sık iğnemizin bakın tam orta kısmına V şeklinde duran tam orta kısmına batıyoruz. Arka kısımda da bu şekilde çıkması gerekiyor. İlmeğimizi çıkardık. İki ilmeğimiz var doladık. Tekrar sık iğne örüyoruz. Şimdi başak modeli vererek devam edeceğiz. Bu şekilde her birine bir tane sık iğne örerek başak örneğimizi oluşturacağız. Sık iğnelerimizin tam orta kısmına batarak. Sıramızın sonuna geldik. Buradaki son sık iğnenin de tam ortasına batarak normal şekilde sık iğnemizi örüyoruz. Sonra ilmeğimizi esnetiyoruz. Buradaki ilk başladığımız sık iğne değil, ikinci sık iğnenin tepe boşluğunu arkadan öne doğru batarak buradaki bıraktığımız ilmeği tığımıza alıyoruz ve bu ilmeği arkaya geçiriyoruz. Bu ilmek burada bekleyecek. Sonra burada ilk ördüğümüz sık iğnenin şimdi tam orta kısmına batıyoruz. Ortasına battıktan sonra ipimizle buradan bir ilmek çıkarıyoruz. İlmeği çıkardıktan sonra bekleyen ilmeği tığımıza alıyoruz. Şimdi bu şekilde iki tane ilmeğimiz olmuş oldu. Tığımızın başına dolayarak iki ilmeğin içerisinden geçirerek yeni bir sıraya başlamış oluyoruz. Sonra tekrar yine sık iğnelerin tam ortasına batarak başak modeli şeklinde örmeye devam ediyoruz. Şimdi bu şekilde öreceğiz. Sonra artık bakın başlangıç ve bitişler bu şekilde olacak. Sonra artık kulp kısmını örmeye geçeceğiz. Üçüncü sıramı örerken kulp koymaya karar verdim. Burada sizler yüksekliğini ne kadar istiyorsanız istediğiniz sırada kulp koymaya başlayabilirsiniz. Ya da hazır deri kulplar kullanacaksanız eğer düz bir şekilde tepsinizi istediğiniz kadar yükseltirsiniz. Sonradan kulplarınızı dikebilirsiniz. Burada şimdi ben örgü kulp yapacağım için 1, 2, 3. sırada kulp koymaya başlamak benim için uygun olacak. Ama sizler daha yüksek isterseniz ipinizin inceliğine kalınlığına göre burada sıra sayısı değişebilir. Hatta eğer ipiniz çok kalınsa ikinci sırada dahi kulp koymaya başlayabilirsiniz. Ama üçüncü sıra benim için ideal görünüyor. Şimdi burada üçüncü sıramda biraz sık iğnemi ördüm. Şimdi zincir çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir yeterli
oldu benim için. Alt kısımda da yine 2, 4, 6, 7 ve 8. sık iğneye batıyorum. 10 tane zincir çekip 8. sık iğnenin tam yine ortasına batarak böyle zincirli noktayı tutturmuş olduk. Sonra bunlara sık iğne örerek devam edeceğiz. Şimdi kulp kısmını da bu şekilde oluşturuyoruz. Oldukça kolay. Şimdi sık iğnelerimizi örerek devam edeceğiz. Karşılıklı olacak şekilde, denk gelecek şekilde tekrar burada 10 tane zincir çekip 8. sık iğne boşluğuna batıp tekrar sık iğne örerek burada birleştirmeyi yapacağız. Sonra bir üst sıraya birlikte devam edeceğiz. Burada sıramızı birleştirdikten sonra sık iğne örmeye devam ettik. Kulp kısmını örüp tekrar sık iğne örerek geldik ve şimdi buradaki kulpumuzu nasıl yaptığımızı sizlerle paylaşacağım. Şimdi burada son bir tane sık iğne kalana kadar sık iğnelerimizin orta kısmına batıp başak modeli şeklini veriyoruz. Şimdi buradaki baştaki kulpun bağlı olduğu sık iğneye batmayacağız. O sık iğneyi bırakıyoruz. Direkt zincirin içerisine batarak toplamda 10 tane sık iğne dolduruyoruz. Bu şekilde zincirin geniş boşluğuna batarak 10 tane sık iğnemizi örüyoruz. Hemen hızlı bir şekilde örelim. Toplamda 10 tane sık iğnemizi ördükten sonra buradaki son sık iğneyi de bırakıyoruz. Zincirin bağlı olduğu buradaki son sık iğneye de dokunmuyoruz. İkinci sık iğnenin direkt ortasına batarak 10 tane ördüğümüz sık iğneden sonra direkt yine sık iğne örmeye devam ediyoruz. Sırasıyla gelen, bakın şöyle gösterelim. Buradaki ilk sık iğneye bırakıp ikinci sık iğneye batıp tekrar sık iğnelerin orta kısmına batarak sık iğne örmeye devam ediyoruz. Bakın burada da aynı işlemi birebir uyguladık. Sık iğne örüp geldik. İlkini ve son sık iğneyi bırakıp 10 tane zincir çektiğimiz noktaya 10 tane sık iğne örüp kulpumuzu karşılıklı tamamlamış olduk. Şimdi bitiş noktasına kadar gelelim. Artık son sıramızı iz sürme sırasına geçelim. Sıramızın sonuna geldik. Şimdi burada artık iz sürme yaparak bitireceğiz. Herhangi bir birleştirme yapmıyoruz. Son sık iğnemize tekrar sık iğne ördükten sonra ilk başlayacağımız sık iğne burası. İkinci başlayacağımız sık iğne noktası burası. Bakın ikinci sık iğnenin tepe boşluğuna direkt batıyoruz. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Yine bir sonrakine batıp tekrar ilmek kaydırmayla bu şekilde son sıramızı bitirmiş olacağız. Bakın bu şekilde ilmek kaydırma yaparak yine kulp kısmında da aynı işleme devam ediyoruz. Hiçbir farklılık yok. Sırayla gelen her bir sık iğne noktasına bir kez batarak kaydırma işlemi bu şekilde yapıyoruz sıra sonuna kadar. Burada son kaydırmayı da yaptıktan sonra ipimi kestim yeteri kadar. Şimdi son kaydırmadan sonra buradaki ipi bu şekilde çıkarıyorum. Bakın burada ilk başladığımız kaydırma, son battığımız nokta var. Şimdi bu kısımda burada ilk başladığımız kaydırma noktasından batıyorum. Dıştan içeriden dışa doğru. Bu ipi buradan geçiriyorum iç kısma. Şimdi burada ipin geldiği noktada şu orta kısma içeriden dışarı doğru batacağız. Bakın şu şekilde batıyorum. Bu ipi de bu noktadan alıyorum. Şöyle tekrar battığım noktayı net bir şekilde gösterelim. Bu kısma batıp ipi buradan geçiriyorum. Ve bakın diğer kaydırma noktalarıyla aynı olmuş oluyor. Sonrasında şurada da bir potluk olmasın. Hafif burada bir açıklık kalıyor. Tekrar şu noktaya batıp hemen bir sonraki noktaya buradan ipimi öne doğru aldığımda mutlaka el ütüsü yaparak ilerleyelim. Bakın bu şekilde görülecek. Neredeyse hiç belli olmuyor bitiş ve başlangıç noktası. Sonra kısa kalan ipi de ara noktalardan geçirerek şimdi 4 milim tığımla içeri doğru gizleyip artık tepsimi bitirmiş olacağım. Tepsimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Gerçekten çok şık ve çok güzel oldu. Oldukça sağlam oldu. Sepetlerde, bu tarz tepsilerde spagetti yarnının XXL ipini kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Oldukça sert bir dokusu oluyor. Şimdi artık bardak altlıklarımızı yapmaya geçebiliriz. Bardak altlığımızı yapmaya geçiyoruz. Tığ numaram 4 milim olacak. Yine desenli kısım bize bakacak şekilde tığımızla batıyoruz. İpimizi tığımızın ucuna alarak bu noktadan ilmek çıkarıyoruz. Şöyle birazcık kısa ip bırakacağım. Çok fazla bırakmaya gerek yok. Burada hemen bir zincir oluşturuyoruz. Zincirden sonra geriye doğru batarak, geriye doğru bir sonraki boşluğa batarak ilmek çıkarıyoruz. İki ilmeğimiz var. Doladık. İkisinin içerisinden geçirerek ters sık iğne yapmış oluyoruz. Tekrar geriye doğru gidiyoruz. Boşluğumuza batarak İlmek çıkarıyoruz. 2 ilmeğimiz var. Ters sık iğne örüyoruz. Bu şekilde her bir boşluğa bir kez batarak
ters sık iğne öreceğiz. Normal sık iğne örüyoruz geriye giderek. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Burada son boşluğumuzda da ters sık iğnemizi ördükten sonra ilk başladığımız zincirli noktamız var. Bu noktanın bakın şuradaki ipini çıkarıyoruz. Zincirden kalan kısa ipi gizlememiştik. Buradaki kısa ipi çıkardık. Şimdi burada tekrar zincirle başladığımız noktaya geliyoruz. Bu boşluğa batarak bir tane daha ters sık iğne örüyoruz. Yani başlangıç yaptığımız zincirli noktaya. Şimdi bu noktada ipimizi yeteri kadar keseceğiz. Çok fazla kesmeye gerek yok. Bakın bu kadar yeterli. Şimdi ipimizden çıkarıyoruz. Bu kısa kalan ipleri gizleyeceğiz. Fakat örgünün modelini bozmadan bunu yapacağız. Ve arkada çok fazla çıkıntı olmamasına dikkat edeceğiz. Çünkü yere koyduğumuz zaman dengesizlik olmasın. Şimdi burada şöyle sıradaki gelen boşluğa batıyorum. İpimi içeri doğru alıyorum. Ve bunu bir diğer ipi de yani şu kısa kalan ipi de bu şekilde hemen arkaya doğru bakın şu şekilde alıyorum. Geliş boşlukları batıp ipi aralarda gizleyeceğiz. İplerimizi yeteri kadar gizledikten sonra elimizle düzleyerek fazla gördüğümüz noktaları keseceğiz. Örneğin şuradaki ip çok fazla, bunu kesip çıkarıyorum. Herhangi bir sökülme yaşanmayacak. Çünkü yeteri kadar gizledik. Şuradaki fazla kalan ipi de kesiyorum. Bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Arka kısmı bu şekilde, ön kısmı da bu şekilde oldu. Şimdi diğerlerini de tamamlayıp artık son hali birlikte görelim. Son görünüşümüzde bu şekilde toplamda spagetti yarnının XX lace ipinden 2 adet kullanarak sunum tepsimi hazırladım. Buradaki yüksekliği 6 cm oldu. Kupla beraber yüksekliği ise 8 cm oldu. Yapımı gerçekten çok çok kolaydı. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.